Reboşo'yu aldı, güveni, lense koydu. Güveni aldı oyuna, Umut'u aldı ve üçlü forvet gibi oynadı bir ara. Biz bu işi sevmiyoruz ya, üçümüz birden forvet sayısını arttırdıkça. Ama onların hepsini, yani Güven'i alırken hepsini ortada bir kucakta oynatmadı. Güven sol tarafta oynadı, Umut sağda oynadı. Ve bu maçta çok enteresan, bir önceki maçta mesela maçın kahramanı olan ve bilmem en iyisi olan belki Burak o havasında değildi. Nasıl olsa bu işi bitiriyoruz. İşte zaten Beşiktaş'ın kötü oyununun bir numaralı sebebidir. Evet. Efendim söz istiyorum. Buyurun. Bitir de ben başlayacağım. Ah tamam. Bitireyim çünkü tekrar bana dönmez sonra. Sana şimdi, döndük mü alamıyoruz Beşiktaş oldu bu konu. Doğru valla. Bayılıyorum. Doğru. Zaten Emre Mor gibisin abi dermiş. Allah ya. Yani Beşiktaş 3-2 kazandı. Son saniyede kazandı Umut'un 2 golüyle. Ama Beşiktaş'ta o son 30 dakika var ya, 30 dakikada Elneni'nin kaçırdığı gol var. Kaleye direkt vuruş. Güven'in kaçırdığı var. Burak'ın kaçırdığı var. Umut'un bir tane daha kaçırdığı var. Yani demek ki Beşiktaş'ın oyun karakteri ilk önceki gibi değil, son yarım saatteki gibi olmalıymış. Onunla façayı kurtardı. Bu da Abdullah Avcı'ya ders olsun. Burak'a da ders olsun. Evet, yani. Söz hakkı. Usule yönelik bir itiraz mı yoksa? Usule yönelik bir itirazınız mı var? Temelde her şeye itiraz ediyorum. Evet. Buyurun. Eyvah. Tayfur Havuççu, tek yıldız. Abdullah Avcı, 3 yıldız. Maç. Maçın bitimine 30 saniye var. Kalede neredeyse boşken Koyita golü atamadı. Dönen topla Umut golü attı ve 3-2 Beşiktaş kazandı. 3-2 Kasımpaşa kazanırken, 10 kişilik Kasımpaşa 3-2 kazanırken yıldızlara bakın. Ya Mustafa Pek demek, o da bir dakika evvel o söylediğinden. Mustafa Pek demek çıkmıştı daha evvel. Hayır Mustafa. Yani şey, Mustafa'nın da kaçırdığı var 2-2 iken. Sadece o, ha, son 30 saniyesi. Saniye santrası yapılmazdı. Şeyin golü olsaydı, Koyita o golü olsaydı santra bile yapılmazdı. Gitti 5-5 attı, 5-5 santra. Şimdi böyle bir maç. Da Abdullah Avcı'yı 3 yıldızla alkışlıyor. Daha Kasımpaşa'nın başında birinci mi, ikinci maçı mı? İlk maçı ya. İlk maç. Tayfur Havuççu'ya da tek yıldız veriyor. Senin futbol anlayışın buysa yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Bundan sonra bunun üstüne yazın kardeşim gazetenin adını. Böyle gösterdiğin hangi gazete olduğunu da bilinsin. Söylüyor ama. Söyle Koray. Bu bir dakika. O Hürriyet değil. Ha Hürriyet mi? O da Hürriyet. Hürriyet abi. O da Hürriyet. Türkiye'nin en büyük gazetesi efendim. İşte ben niye diyorum Türkiye'de futbolun bu hale gelmesinde başrolü kim oynadı diye? Amiral Yemiz. Şimdi arkadaşlar bu maçın iki tane böyle olmasının iki sorumlusu var. Bir, Tayfur Havuççu taş gibi takım yapmış. Üç günde. Ve Beşiktaş'ta iyi analiz etmiş. Kendi kozunlarını iyi analiz etmiş ve oyununu ona göre kurmuş. Maç başlar başlamaz golü atması da, yani maçın başında ilk gol onun atması da şey değil, tesadüf değil. İki kere öne geçmesi Beşiktaş'a karşı tesadüf değil. 10 kişi olmasına rağmen. Tayfur Havuççu için kırılma noktası maçın 2. Quaresma'yı çok yorulduğu için ve Mustafa Pek demek ki çok yorulduğu için oyundan almalı. Quaresma çok önemli adam. Beşiktaş sabahlara kadar dövünsün de bu kadrosuyla. Quaresma'yı 1, Gökhan Töre'yi 2 kaptırdığı için. Quaresma'nın gölgesi yok. Gökhan'ın 5'te 1 yok bu takımda. Kadroda yok. Ben seyrediyorum işte. Quaresma'yı
düğümlersin dedi Güven. Evet, kaç kişiyle düğümlersin Quaresma'yı? Bir kişiyle hadi en az düğümleyin iki. Bakayım. Hadi bir düğümleyin bakayım bir kişiyle. Beşiktaş'ın iki tane adamının birisi de Kanada'da mı? Beşiktaş'ın en büyük kozları iki bekinin Caner oynadığı zaman Caner ve Gökhan'ın yaptığı hücum atakları. Golden sattı. Gökhan götürdü. Caner geçirdi. Nasıl attı? O gelişine o şutu atacak bırak demiyorum. Gelişine o topa vurmayı düşünecek kaç adam var Beşiktaş'ın kadrosunda? Bir an evvel satılmalıdır. Tabii satılmalı. Ya, tamam. Yakışmıyor çünkü Beşiktaş'ın. Ya. Peki seyretmediniz mi o programı ya? Hayır. Şimdi iki. Mustafa Pek demek fevkalade olumlu top dağıtan bir forvet olarak oynuyordu. Üzerine çekiyor ve hemen en uygun yere ve nasıl da isabetli atıyor. İnanamadım. Gördüğüm en iyi Mustafa Pek demek oyun. Bu iş çıkınca hücum gücü çok zayıfladı. Buna rağmen galibiyeti kaçıran son saniyede, daha doğrusu Beşiktaş'a hediye eden Koyita oldu.